Hadi. Abla bizim mezarla falan basmıyor değil mi? Bayağı daha var. Daha var mı? Özgür Basın şehitlerini Nagihan Heval şahsında anıyorum. Bugün Süleymaniye'de Nagihan Heval'in kaddedilişinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Nagihan Akarsel ömrünü Kürt özgürlük mücadelesine, kadının demokratik, kadın özgürlükçü yaşamının inşasına harcamış, yol bütün ömrünü bu yolda geçirmiş bir yoldaşımızdır. Biz de onu saygıyla, minnetle, özlemle anıyoruz. Nagihan Heval, Jinoloji Akademisi Araştırma Merkezi, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi, gazeteci, akademisyen, bir kadın arkadaşımız. Bütün ömrünü 4 parça Kürdistan'da, Orta Doğu'daki kadınların yeni yaşamını inşa etmek üzere yolunu bu anlamda ciddi bir emek vermiş, ciddi bir mücadelenin ciddi bir emeğin sahibidir. Süleymaniye'de Nagihan Heval'i katleden zihniyetle Gülistan Taray'ı, Hero Bahadir'ini katleden zihniyet aynı zihniyettir. Kadın düşmanı, erkek egemen zihniyettir. Biz o zihniyeti ve onun işbirlikçisi, suç ortağı olan herkesi naletle kınadığımızı bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Canlı yayınlarda pervasızca suikast çağrılarını yapanlar eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin aslında bir yönüyle de Türkiye ve Kürdistan'daki siyasi cinayetleri, suikastleri aynı zamanda itiraf etmiştir. Ancak Nagihan Heval'i öldüren İsmail Peker'in ifadeleri doğrudan aslında MİT'i işaret etse de maalesef hala bugün bu katliamı, bu cinayeti gerçekleştiren, azmettiren herhangi ne bir soruşturma ne bir yargılama olmamıştır. Nagihan Heval'in mücadelesinden korkan, kaleminden korkan, karanlığa ışık olan, inadından, inancından korkanlar korkmaya devam etsin. Biz Nagihan Heval'in yürüttüğü mücadeleyi Orta Doğu ve Kürdistan'da kadının deneyimlerini, özgürlük arayışını bir toplumsal hafızaya dönüştüren mücadelesini ve bize bıraktığı mücadeleyi yerde bırakmayacağımızı ve mücadelesini büyüteceğimizin sözünü bir kez buradan tekrardan yeniliyoruz. Jin Jiyan azadi diyoruz. Jin Jiyan azadi. Jin Jiyan azadi.